You are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't. Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Bugün sizlerle bir yeni bir ders videosunda beraberiz. Bu derste sizlere 7000 aboneye özel yaptığım intro template'imi nasıl editleyeceksiniz onu göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu intro template'i editlemeniz için şu pluginler lazım. Şu metin belgesine yazayım. Twitch Sofir ve Optical Flares Trap Code. Bir de After Effects versiyonunuzun CC'nin üstünde olması lazım. CC veya onun üstü olması lazım işte. Bu pluginleri yüklediğiniz zaman ve After Effects versiyonu CC ise bu template'i editleyebilirsiniz. Eğer After Effects versiyonunuz CC'nin 6 ise bunu editleyemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok çünkü ben CS4 için tekrar yapamam veya CS5 için. Hepsi için ayrı ayrı yapamam. CC'den de farklı bir versiyona dönüştürülmüyor. O yüzden mecburen CC'de kullanmak zorundasınız. Tamamdır. Şimdi intro template'i indirdiğiniz zaman böyle bir RAR gelecek. Bunun içindeki klasörü şöyle masaüstüne sürükleyin, bırakın. Ben önceden sürükleyip bırakmıştım. O yüzden çift tıklayıp açıyorum. Açtığınız zaman böyle 5 tane dosya gelecek. Buradan Cinema 4D part'a çift tıklıyorsunuz. Ve açılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi ekrana. Açtıktan sonra tekrar klasöre geliyorsunuz. Materyalsi sürükleyip bırakıyorsunuz Cinema 4D'ye. Ardından isim değiştirmek için şuraya basıyorsunuz bir kere. Ardından üst kısma istediğiniz ismi yazıyorsunuz. Mesela ben Erdem yazacağım. Altına da Jaco yazacağım. Gördüğünüz gibi ismimizi değiştirdik. Render'da da böyle gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra Render Settings'e tıklıyorsunuz. Bir saniye. Output'a geliyorsunuz. Buradan Frame Range'i All Frames yapıyorsunuz. Save'e geliyorsunuz. Buradan File'ın yanında nokta nokta diye bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz bir kere. Ardından yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Bunun ismini istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. Ben intro template yapıyorum. İçine giriyorum. İçine intro diye isim değiştirip buraya kaydediyorum. Fakat bir klasörün içine kaydetmelisiniz. Yoksa masaüstünüzde 300 tane dosya oluşur. Ve bunu yaptıktan sonra burayı kapatın. Ardından şu ortadaki yere basın. Ve bu renderlanmaya başlıyor. Ve hızlı bir şekilde renderlanıyor gördüğünüz gibi. Şimdiden 20. frame'e geldi. İkinci şey After Effects part'ı. Bunun için önce bir After Effects'imizi açalım. Evet, After Effects açıldı. Şimdi burada üstten File'a basıyoruz. Open Project diyoruz. Ardından masa üstüne tıklıyoruz veya siz nereye çıkarttıysanız klasörü. Klasörün içine giriyoruz. Buradan AE part'a çift tıklayıp açıyoruz. Eğer sizde bir hata verirse bilin ki versiyonunuz eskidir. Şimdi böyle bir ekran gelecek karşınıza. Ve şunu söylemeyi unuttum. Şu plugin de gerekiyor. Yazayım. Bu plugin. Bunların hepsini YouTube'da veya internette bulabilirsiniz. Burayı açtıktan sonra sizde sansür gibi bir şey gelecek buraya. Bunu gidermek için şurada render yazar gördüğünüz gibi. Buna sağ tıklıyorsunuz. Bir saniye. Buna sağ tıklıyorsunuz. Replace footage diyorsunuz. Ve file diyorsunuz. Buradan intro template klasörüne geliyoruz. Yani kaydettiğimiz yere. Mesela burası. Render 000 yazar. Buna bir kere tıklıyoruz. Buradan PNG sekansı işaretliyoruz, işaretli değilse ve import diyoruz.
ve intronuz buraya gelmiş oluyor. Şarkı olmaması sorunu ise şarkı dosyasının sizde olmaması. Bunun için buradaki şarkıya sağ tıklıyorsunuz, yani şuna Replace Footage File diyorsunuz. Yine çıkardığınız klasöre giriyorsunuz. Buradan şarkıya çift tıklayıp açıyorsunuz. Ben bir şunu kapatayım. Bu şekilde yani. Renderlamak için Composition, Add Render şey basıyorsunuz işte. Buradan şuraya Output'un yanındaki yere tıklıyorsunuz. Kaydedeceğiniz yeri seçiyorsunuz. Mesela Intro diye. Kaydet diyorsunuz. Ve Render'a basıyorsunuz. Bu renderlamaya başlıyor. Başka da anlatacak bir şey yok sanırım. Yani bu kadardı bu intro template. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.